tam manadaki diktatura deb hisoblab kelganman. Andijon viloyati Buloqboshi tumaniga tergov bo'limiga kelish haqida chaqiruv xati bergan. Men bu tergov bo'limi siyosiy tahdidlar bundan ham kuchayadi. Tepadan. Hauka. Hauka. Nima nolasi? Beringlar, bir nima bermas. Fevralga kadar shunga voqea yaqin voqealar muntazam bo'lib kelyapti. Bu siyosiy tahdid dedi. Men bu vaqtda ko'p bora aytib kelganman. Siyosiy tahdidlar bundan ham kuchayadi. Hali bu halvo bundan og'irlari bo'ladi deb har safar aytib kelaman ijtimoiy tarmoqlarda. Shu bir ko'rinish. Bundan keyinki siyosiy tahdidlar yanada kuchayadi. Mana bütün dünya cemaatçiliği, ne fakat Özbekistan halkı, dünya cemaatçiliği gördü ki, benim kızlarım, küyevlerim, nebirelerim nispeten vahşi üsüllerini kollab. Nainsani, yavayı üsüllerini kollaş orkalı. Bunları ten cerahatları yetkezdi. Ağır ten cerahatları yetkezdi. Nebiremge yetkezişti. İkide kızımge ten cerahatları yetkezişti. Küyavumge kuş kollaştı. Şimdi bana şu tehditler teşkili komutanın azalarının berçesine nispeten kılınıp geliyordu. Uşa günü 26. Fevral günü köplep teşkili komuta azalarının üyleri hem kurşabı alınıp çıkarılmadı. Hiçbir halat, hiçbir narsa yukarının, prezidentinin ve onun tevaragadaki, onun kemandasının tavşırgısı bulmaydı degen fikirdim ben. 26. Fevral günü, men fakat özümün aile azalarımını ait etkilerim yok. Berçe, köplep teşkili komuta azalarının üyeleri oraya bağlandı. Lekin ularga qanaqa zo'ravonlik qilindimi, tanjarot yetkazildimi yo'qmi, men buni bilmayman. Lekin men o'zimning oila a'zolarim, farzandlarim, qizlarim, nabiralarim, kuyovlarimga nisbatan tanjarotlari yetkaz, ularni taqirlagani, noinsoniy, hayvoniy xislatlarini ular namoyon etganligini. Bu fakt. Hech kim bunu inkar etilmeydi. Prezident emir inkar etilmeydi. Demek, benim şahsi fikrim, bu vakiyelerini prezident yakışı bilirdi diyeyim ben. Ben şunu diye fikir demen ki, prezidentke nispeten, prezident kalben, ben şunu diye katı fikir, kalbiden, onun hatta hareketlerden, nutuklarından, yüksek memberlerden turup aytayotgan nutuqlari, fikrlaridan shunday savlaymanki, axir prezidentim shu millatning, shu xalqning bitta vakiliku. Shu millat, shu xalq tarkibida uning ham avlodlari yashayapti. Inson sifatida qalban shu millatga, shu xalqqa nisbatan yaxshilikni xohlaydi deb savlayman. Bu bir jihatdan. Ikkinchi jihatdan şu kalbidagi şu ezgilikni amalga oshirilmaydi ve bundan keyin ham amalga oshirilmaydi deyman. Nega? Çünkü o Shavkat Mirziyoyev. Mana şu 30 yıl davomida şu korrupsiyalashgan siyasi tizim tarkibida bosqichma bosqich rahbar lavozimlariga ishlab kelgan. Xo'p, oliy ta'limning eng qo'yi pog'onasidan rektorlik darajasiga bordim. Lekin rektorlik ham
düzak hayatı buldum endi. Çünkü kalbim şu halkın adi balaları okşiga temelleşge undadı. Lekin korrupsiyalaşgan tizim şaraitide bunu temelleş için it hayatını başımdan geçirdim. Mani şu direktörlüğüm doğruda kimler menge basım etkizim? Prezident devani derdi. Prezident devani. Bunu kabul kılasın, bunu kabul kılasın. Vezirler mahkemesiye koşumşa oran alasın, o koşumşa oranlarını halka satıp pulunu yıkış gerek. Ali talim vezirliğe bunu kabul kılış gerekti. Hakimiyet. Ular kandayı kış. Ben adı direktörmen. Ularının talebini becerişim gerek. Lekin ularının talebi şu kadar gayri kanuni ki hatta Tacikistan fukaralarını Özbekistan fukarası sıfatta kabul kılışım gerek. Çünkü harici fukaralar talebe bu okuş için her yıl 2,5-3 milyon dolar töleş gerek. Ular talep kılı yaptı ki Özbekistan fukarası kabul kılıp Özbekistan bu işi tesabıdan okuduş. Ularının berçesini, talebini red etiş bitti adli rektör. Ha ular qanday kuchga ega? U mamlakat so'rab turibman deyapti ular. Davlatning egasi menman deyapti ular. Amam oddiy bir rektorman. Birortasini g'ayriqonuniy, birortasini talabini bajarmaganman. Mana mamlakat. Qani aytsin birorta kuch tuzilmalari. Shu odamga men shuna talabimni bajartirganman deb chiqami birorta? Hech kim chiqmaydi. Biror bir joyda biror bir savolga prezidentlikka da'vogarlikni aytmaganman, da'vogar bo'lmaganman. Men aytganman. Mening bosh maqsadim, orzuyim shu millatimning peshonasiga oftob chiqishini istayman. Shu mamlakat taraqqiyotini, millat ravnaqini ta'minlash uchun jamiyatdagi barcha muammolarni yaratayotgan mavjud siyosiy tizimni qonunlar yo'li bilan, saylovlar yo'li bilan almashtirish kerak demokratik jamiyatga deb hisoblayman. Siz shuni qanday qilmoqchisiz? Ana shuni ta'minlash uchun siyosiy maydonga mustaqil va muxolifatdagi partiyalar chiqishi kerak. Siyosiy maydonda erkin, halol raqobat bo'lishi kerak. Xalqimiz o'zi korrupsiyaga aralashmagan, imonli, diyonatli, vijdonli, salohiyatli, siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy salohiyatga ega farzandlarini ijroiy hokimiyatga, qonun chiqaruvchi hokimiyatga, sud hokimiyatiga keltirishi kerak, saylashi kerak, tayinlashi kerak sud organlarini aytayapman. Deb hisoblayman. Bu mening orzuyim.